Neden diye sormaz mıyız yani? Hocam sormak istemedi içimden mi yani bir bomba geliyor sanki. Recep'e 2023 Ocak ayı itibariyle biliyorsun EYT gibi bir... Bravo! Atiba ile beraber, keşke Türk vatandaşlı olmuş olsaydı, Atiba ile Necip el ele EYT'den faydalanmış olacaklardı. Buradan ciddi de sigorta yatırmıştır bu arada Beşiktaş, yani ciddi maaş alırlar. Ama gerçekten şaka bir yana Necip'e hayırlı olsun diyelim. Yolu açık olsun inşallah zaten yakın zamanda. Zaten da bir çiftlikte tabii yani takılırdı. Zaten artık paraya maraya ihtiyacı da yoktur ama yine de bir ek gelir olur yani. Ek gelir. Deriz. Ek deriz. Gelir deriz aynı. Hocam bu arada kaç yaşında bir... Bilgim var mı? Yani Necip bilmiyorum da yani Necip çok yaşlı olmayabilir ama ben 25 yaşında bayağı bir yaşlandım. 31 yaşında hocam. 31 yaşında yeter. Tamam. 11 yaşından beri falan Beşiktaş'ta zaten. Hocam 2009-2010'dan beri ya bu profesyonel sözleşme imzalandığı tarih. Tabii onun öncesi de var. Yani top toplayıcılık dönemi. Hocam peki şöyle bir şey peki. Hocamdır bu. Hocam evet. Beşiktaş'tan altyapısından çıkmış 11 yaşında bir oyuncuya. 11 yaşından bu zamana kadar gelmiş bir oyuncuya. Bu kelimeler bir Beşiktaş taraftarına yakışır mı? Bir. Yani... İkincisi, bu oyuncu Beşiktaş'a kendini adamış. Beşiktaş için her mevkide oynamış. Para konuşmamış bir insandır. Ama dünyanın parasını da kazanmıştır bu arada. Yani. Hocam emeği, saygı. Yani burada Beşiktaş'ta, Galatasaray, Fener'de kimler geldi geçti. Hak etmediği paralar kazandı. Yani... Biraz Necip'e fazla yüklenmiyor musun? Bana öyle geldi. Yani şimdi Necip'i bir de... Sarı kırmızılı forma altında düşünmeni, senden empati yapmanı. Bizde çok var hocam. İstiyorum. Yani mesela bir Sabri Sarıoğlu örneği verebiliriz. Mesela Sabri Sarıoğlu iyidir bu arada. İyi bir bektir yani. Bekti diyelim. Ama Necip iyi bir oyuncu değil. Yani hocam çok bir... keskin konuşuyorsunuz. Bence yani yapmayın. Yapmayın yani. Taraftarın Vegos diye bağırması. Ya Vegos iyi bir futbolcu. Dünya Kupası'nda da zaten kalitesini gösterdi. Biliyorsun büyük takımlarda İyi oyunculara gol atamadıkları, asist yapamadıkları, çok başarılı olamadıkları maçlarda da taraftar destek gösterir. Bu renkli olan takımlarda yani renkli olan derken... Tamam hocam şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Yani gerçekten... Hocam gerçekten... Gaziantep Beşiktaş maçı 1-1. Ortamı tatsızlaştırmaya çalıştıkça böyle bir alttan alıyor, naif oluyor. Niye? Çünkü 1-1. Bir ne izledik? Tiyatro izledik Türk futboluna. Gerçekten buradan bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe kulübüne Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat 7'de Ozi hocamla bunu değerlendirelim. Şimdi Selçuk Hoca 3 maçtır bir yenilgi. Genç, young bir Selçuk'la. Young mı deriz? Kurt. Selçuk mu deriz? Selçuk hocadır. Hocadır. Pro lisansı var mıdır? Vardır. O zaman tamam. Hocam Antikomat maçına gitti elinde kağıt kaleme seyretti. Tamam o zaman ama produr. Ne net etti hocam. Bu Kasımpaşa neyse. Onları şimdi söylemiyorum. İleride bir Kasımpaşa maçı var yılbaşından sonra. Nedir? Ben çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani yeni yıla galibiyetle girer Beşiktaş. Yani bana da öyle geliyor. Çok Selçuk hocalık bir durum yok. Kasımpaşa zaten bu sene çok istenileni veremedi. Onun haricinde bugün gerçekten... İlla söyleyeceksin ya. İlla varsın yani. Evet yani bugün gerçekten içim acıyor. Kalbim buruk. Ayşe abla sana bir Türk parası yapsın. Ve Türk futbolundan her geçen gün biraz daha soğuyorum. Ve seneye de yabancı hakem gelmezse ülkemize kesinlikle ligin oynanmasına gerek yok diyorum ben. Bu sene işte neydi o adamın adı? Erden Timur sezonu. Seneye ne bileyim işte bilmem ne bilmem ne sezonu. İşte Felipe Melo sezonu diye gider. Buradan yöneticilere sesleniyorum. Lütfen yabancı hakem kuralını getirelim. Yabancı hakemler gelsin maçlarımızı yönetsin. Evet hocam katılıyorum sana. Ve şimdi başka şeyler... Keser miyiz böyle hep? Hocam keseriz. Tamam. Hocam keselim. Daha da... Yayına gelmiyorum. Hocam bunu konuşalım. Bir de ben buradan bir özlem mesajı göndermek istiyorum. Gerçekten Raşit Gezal'ı iliklerime kadar özledim. Bir an önce sağlığı geri dönmesini istiyorum. Arzuluyor musun peki? Çok arzuluyorum. Yani Raşit Gezal'ı izledikçe yani el hareketiyle beni tüm erkek futbol severler anlamıştır diye umut ediyorum. Peki Galatasaray'ın bugün yaşanan olaylar seni niye bu kadar etkiledi? Yani ben bir futbol sever olarak rahatsız oldum. Burada Beşiktaş, Fener, Galatasaray diye ayırmıyorum. Çok güzel. Geçen hafta çok güzel. Enkudu'ya yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu ilettik. Evet. Bugün de... Seni bu yorumda tebrik ediyorum. Aynen sana bir öyle. Soru soruyorum. Tabii. Bugün rahatsız oldum. Evet. Bugün çok rahatsız oldum. Beşiktaş, Galatasaray maçında rahatsız oldum. Evet. Okey mi? Rahatsız oldum. Galatasaray, Alanya maçında rahatsız oldun mu? Hatırlamıyorum. Niye hocam?
gerçekten hatırlamıyorum. Kande yaşın pozisyonu mu? Çok. Abdülkerim pozisyonunda rahatsız oldun mu? Eli böyle el ele bitirir miyiz peki? Kalsın. Yani rahatsız oldum mesela şu anda. Bu bugünkü rahatsız olmanın sebebi nedir hocam özellikle? Ya bugünkü rahatsız olmanın sebebi... Galatasaray'ın bangır bangır gelmesi midir senin rahatsız edin? Bangır bangır gelmesi değil. Zaten şimdi bir puan öne geçiyor Galatasaray. Fenerbahçe yöneticiler çıkıyor. Hüngür. Evet. Fenerbahçe bir puan öne geçiyor. Galatasaraylı yöneticiler işte TFF'yi çağırıyor vesaire bir şeyler. Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi her zaman çok olgunlar. Gerçekten takdir ediyorum onları. Ama bir Beşiktaşlı olarak... Beşiktaş'ı satanı biz de satarız diyorum. Abramovich duyumları geliyor. Gerçekten bu doğruysa yer yerinden oynar. Beşiktaş'ın sahibi taraftardır diyorum ben. Eklemek istediğim bir şey varsa gerçekten gözyaşlarıma hakim olamayacağım. Eklemek istediğim bir şey varsa eklemek ve yayınımızı bitirelim. Hocam yani, çok duygulandırdın beni. Yani gerçekten ben de hüzünlüyüm. Yani sinirliyim. Futboluna çok fazla bir şey konuşamasak da evet. Senin bugünkü duygularını, bugün çünkü biraz gergindin. Evet. Bir sinirliydin. Yani tabii o Galatasaray maçında olan seni etkilemiş. Tabii yani. Türk şimdi... futbolunu etkiledi. Evet. Ve doğrudur yanlıştır bunu açıklayan yok şu an. Bu pozisyonu açıklayan yok. Yani açıklayabilecek olan varsa hemen davet edelim. Eski hakem, yeni hakem, erkek hakem, kadın hakem fark etmiyor. İşte beyzbol hakemi falan. Gelsin burada bize kuralı açıklasın, göstersin, izleyelim, bakalım. Bu arada da Oğuz hocam anlıyorum seni. Bu arada da Galatasaray Sivas Spor maçını İbo hocamla yorumladık. Şuradan hemen onu izleyebilirsiniz. Tüm objektifle gerçekleri söyledik. Burada Oğuz hocam da gerçekleri söylüyor ama onun bir yarası var. Bir de bizden dinleyin. Yaran falan. Bir de bizden dinleyin yorumlarımızı. Oğuz hocam son bir manşet bulabilirsek bu maça bulalım. Veya söylemek istediğin bir iki şey varsa. Değildir, manşettir bu arada. Hocam beni istemediğin yükseltmek istiyorsun. Yani ben ama yapmayacağım. Şunu söylemek istiyorum. Aşığım. Bugün sana kalp doluyum. Bugün sana yükseğim. Bugün beni sinirlendiremezsin hocam. Tamam. Geçen hafta doğdu güneşimiz dedik vesaire. İşte hık mık gittik dedik. Aa hocam. Bu hafta da ne diyorum bilmiyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ve Ozi hocamla Beşiktaş Adana Demirspor maçını tüm objektifle yorumladık. Bu arada sen gerçekten güzeldi. Keyifliydi. Güzeldi. Bu arada ilk videomuz. İlk videomuz. Hocam bir alkışlarsak. Beşiktaş'ın futbolunu alkışlıyoruz şu an ve bugün yaşanan tiyatroyu alkışlıyoruz. Evet. Türk sinemasında büyük katkıda bulundu Galatasaray. Tebrik ediyorum. Hocam ay yapım mıdır peki? Ay yapım değildir. GS yapımdır bu arada. Bizi izleyip yorum atmayı, abone olmayı, zilleri açmayı. Hocam zildir bu arada. Abu Bakar mıdır peki bu? Takip etmeyi unutmayın. Buradayız. Hoşça kalın.